Bu arada iki fazlı dengeleri incelemeye başladık. Şimdi karışımlara bakacağız. Burada birden fazla bileşen ve birden fazla faz mevcut. Mesela buna benzeyen sistemleri incelediniz. Diyelim ki her ikisi de gaz fazında iki bileşenimiz var. Sıvıda da iki bileşen var tabii. Burada faz dengelerinin nasıl olduğunu bulmak, daha önce yaptığınız ve sadece tek bir bileşen için basınç, sıcaklık ve faz diyagramını bulduğunuz durumdan biraz daha karmaşık. Şimdi her fazdaki her bileşenin bileşimi toplam ve kısmi basınçlarla ve sıcaklıkla ilgilenmek zorundayız. Kısaca her iki fazdaki her şeyi bulmak zorundayız. Bunu yapmak için çok sayıda sebebimiz var. Çünkü kimyanın büyük bir kısmı sıvı veya gaz karışımlarda cereyan eder ve bunlar belli bir noktada denge halinde bulunurlar. Çok sayıda işlemde, örneğin damıtmada, bu karışımların özelliklerinden büyük oranda faydalanılır. Bunlardan bir uçucu olan bileşence daha zengin olur ki damıtmada bu temele dayanır. Örneğin su ile etanolü karıştırırsanız her birinde belli bir miktar içeren bir sıvı elde edersiniz. Bu durumda gaz fazı bunlardan daha uçucu olan, yani etanolce zengin olur ve bu damıtmanın temelidir. Dolayısıyla damıtma yaparken bileşenler gaz fazına geçerken etanol daha fazla geçer ve bu gazı bir yerde toplar ve yoğunlaştırırsak yeni bir sıvı elde ederiz. Ki bu ilk sıvıdan çok daha fazla etanol içerir. Daha sonra bu karışımın bir kısmını gaz fazına geçirir ve oluşan karışımı yoğunlaştırırsak oluşan yeni sıvı etanolce bir öncekinden daha zengin olur. Bunu toplayıp işlemi tekrarlayabiliriz. Burada iki bileşenli sıvı gaz sistemlerinin bileşenlerin uçuculuklarının farklı olması saflaştırma işlemlerinde çok önemli. Tabii gaz ve sıvı fazlardaki kimyasal dengeleri hesaplamak isteriz ki kimyasal dengeleri gördünüz, bu oluşan kimyasal reaksiyonun miktarına bağlıdır. Dolayısıyla reaksiyonun olma şartlarını arıyorsak fazlardan biri, tepkenlerden biri veya diğer açısından zengin olup reaksiyonu bir yönü veya aksi yöne doğru sürebilir. Pekala, burada bir toplam sıcaklık ve basınç var. Tabii bileşenleri de göstermeliyiz. Gaz fazındaki mol kesirleri YA ve YB olsun. Sıvı fazdaki mol kesirleri ise XA ve XB. Dolayısıyla sistemimiz bu. Geçen hafta bulduğunuz şeylerden bir tanesi de toplam değişken sayısıydı. Sıcaklık, basınç, her fazdaki mol kesirleri. Ayrıca sınırlamalar da vardı. Her fazdaki A bileşeninin kimyasal potansiyeli eşit olmalıydı. Aynı şey B bileşeni için de geçerliydi. Bu iki sınırlama bağımsız değişken sayısını azaltıyordu. Dolayısıyla bu durumda 4 tane yerine 2 tane bağımsız değişkenimiz var. Bunları kontrol ederseniz her şey çorap söküğü gibi gelir. Yani demek istediğimiz, eğer sıcaklık ve toplam basıncı sabit tutuyorsanız geri kalan her şeyi belirleyebilmeniz gerekir. Daha fazla serbest değişken yok. Daha sonra son derece basit olan ideal sıvı karışımları gördünüz ki bunlar Raoult yasasına uyuyorlardı. Bu yasaya göre A'nın kısmi basıncı A'nın sıvı fazdaki mol kesri çarpı saf A'nın kısmi basıncıydı. Buradan şuna benzer bir diyagram elde ediyorduk.
Bunu XB'ye göre çizersek bu B'nin sıvıdaki mol kesri 0 ile 1 arasında. Buradan bu tip bir diyagram çıkarmıştık. Bu çizgi de toplam basınca karşılık geliyordu. Toplam basınç PA artı PB idi. PA artı PB toplam basıncı veriyordu. Kısmi basınçlar ise bu çizgiler tarafından verilmekteydi. Bu bizim PA yıldız. Bu da PB yıldız değerlerimiz. Bunlar XB 0 ve 1 iken saf A ve saf B'nin buhar basınçlarıydı. Buradaki durumda A daha uçucu olan bileşen, başka bir deyişle A'nın saf sıvı üzerindeki kısmi basıncı B'nin saf sıvısı üzerindeki kısmi basıncından daha yüksek. Örneğin A etanol, B de su olabilir. Pekala, daha sonra hem sıvı hem de gaz fazının faz diyagramını aynı diyagramda çizmiştik. Bu sıvı fazdaki mol kesri, eğer aynı sıcaklık ve toplam basınçta gaz fazındaki mol kesrini de bulmak istiyorsanız, bunun için P ile örneğin YA arasındaki ilişkiye bakmıştınız. Bulduğunuz sonuç, P ile YA arasındaki ilişki. Sonuç olarak da P eşittir PA yıldız, PB yıldız bölü PA yıldız eksi PB yıldız eksi PA yıldız çarpı YA şeklindeydi. Buradaki önemli nokta, burada doğrusal bir değişim varken bu P ile gaz fazındaki mol kesri arasındaki ilişki doğrusal değildi. Tabii bunu grafiğe geçirmemizde herhangi bir sakınca yok. Dolayısıyla bunu yaparsak şöyle bir diyagram elde ediyorduk. Burada yatay eksende her iki mol kesri XB ve YB'yi birlikte gösterelim. Bu eksen toplam basınç ekseni olsun. Hala bu doğrusal ilişki geçerli. Ve tabi bir de doğrusal olmayan bir değişim var. Gaz fazındaki mol kesri ile toplam basınç arasında. Pekala. Bu bölgeleri işaretleyelim. Sıvı fazı, gaz fazı. Tabii burası PA yıldız, burası da PB yıldız. Tabii ki her iki mol kesri de 0 ile 1 arasında değişiyor. Sanırım geçen derste burada bıraktınız. Belki böyle bir şeyi okuyup yorumlamak pek o kadar kolay değil ama bu son derece kullanışlı. Dolayısıyla böyle bir diyagramda ne olduğunu anlayıp takip etmeyi öğrenmemiz gerekli. İşte bugün bu konunun üzerinde duracağız. Bu tip bir karışım itibaren bir kap alarak bu kapta olan olayları inceleyeceğiz ve bunun diyagramda neye karşılık geldiğine bakacağız. Dolayısıyla faz diyagramında belli bir noktadan başlayalım. İşte buradaki bir noktasından başlayalım. Dolayısıyla burası saf, pek saf değil ama tamamen sıvı faz bölgesi. Tabii bir karışım ise saf bir madde değilse. Burası PA yıldız, burası da PB yıldızdı.
Burası da gaz fazı. Dolayısıyla eğer bir noktasından başlarsak, burada bir toplam basınç söz konusu. Şimdi bunu azaltacağız. Peki önce tamamen sıvı bir karışımla başlayalım. Gaz olmasın. Basıncı azaltarak sıvının bir kısmının gaz fazına geçmesini sağlayalım. Bunu yapar ve iki noktasına gelirsek birlikte mevcut olma eğrisine erişmiş oluruz. Bu durumda sıvı ile gaz beraberce bulunur. Dolayısıyla bu sıvı faz olduğuna göre bu x b'ye karşılık gelir. Bu hem 1 hem de 2 noktasındaki xb değeridir. Bunu vurgulamakta yarar var. 2 noktası içinde basıncı işaretleyelim. Eğer bu eğri boyunca gidersek bu noktada gaz fazındaki mol kesrini buluruz. Hatırlarsanız bu eğrilerde bunu göstermekteydi. Bu üstteki eğri sıvı fazdaki mol kesrine, alttaki eğri de gaz fazındaki mol kesrinin değişimine karşılık geliyordu. Dolayısıyla bu eğrileri kullanırsak bu sıvı fazdaki mol kesri xb, bu da yb, yani gaz fazındaki mol kesri. Bunlar aynı değil çünkü bileşenlerin uçuruculukları farklı. A daha uçucu. Buna göre B'nin sıvı fazdaki mol kesri B'nin gaz fazındaki mol kesrinden daha büyüktür. Çünkü A daha uçucu olan bileşen yani A'nın mol kesri bağlı olarak gaz fazında daha yüksek olur. Bunun anlamı B'nin gaz fazındaki mol kesrinin daha düşük olmasıdır. Dolayısıyla YB küçüktür XP'den. A daha uçucuysa tabii. Pekala. Fiziksel olarak ne olmaktadır? İşte sadece sıvının mevcut olduğu bir noktadan başladık. Buradaki basınç P1 olup sistem tamamen sıvı. Buradaki mol kesri de XB1 olup burada olan yegane şey bir kere ortada hiç gaz yok. Burada yaptığınız şey basıncı düşürmek. Dolayısıyla bu kutuya ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Sıvı kutu tarafından sıkıştırılmış bir halde kutuyu biraz daha genişletiyoruz ama hala gaz yok. Ancak öyle bir noktaya geliyoruz ki sıvın üzerinde hemen hemen hiçbir basınç yok. Kutuyu genişletmeye devam ediyoruz. Artık belli bir miktar gaz oluşacak. Dolayısıyla ikinci duruma geçiyoruz. Elimizde daha büyük bir kutu var. Aşağıda sıvı var, üstte de gaz var. Buradaki konsantrasyon 2 basıncındaki YB ve buradaki konsantrasyon ise 2 basıncındaki XB. Tabii burası sıvı. Burası da gazdı. İşte iki noktasındaki olduğumuz durum. Peki, devam edersek ne olur? Basıncı biraz daha düşürelim. Bunu buraya kadar düşürebiliriz ama ne olduğunu görmemiz için beraberce mevcut olma eğrisi üzerinde kalmamız gerek. Bu eğriler bize her fazdaki kısmi basınçları gösterir. Hem sıvı hem de gaz fazında.
Basıncı biraz daha düşürürsek olacak olan şey eğride biraz daha aşağıya gitmemiz olacak. Bu ilk değer gaz fazında şu noktaya karşılık geliyordu. Yeni geldiğimiz noktaya da 3 diyelim. Bu noktadaki konsantrasyon ise 3 basıncındaki XB değeri olacaktır. Burada da ise 3 basıncında YB değeri var tabii ki. Yaptığımız tek şey bu kutuyu biraz daha genişletmek. Şimdi elimizde daha büyük bir kutu var. Sıvı seviyesi biraz daha düşük çünkü sıvının bir kısmı daha buharlaşmış halde. Burada XB3 ve burada da YB3 mevcut. Burası gaz fazı. Basıncı daha da düşürebiliriz. Böyle bir şeyi gerçek hayatta yapamazsınız ama ben bunu tahtada yapacağım. Buraya silip kendime biraz daha yer açayım. Bu gösterimi tamamlayalım. Çok güzel. Artık basıncı biraz daha düşürebiliriz. Burada göstermek istediğim şey basıncı düşürmeye devam ettiğimiz zaman öyle bir noktaya geliriz ki burada gaz fazındaki basınç başlangıçta sıvı fazdaki basınca eşit olur. Buraya dört noktası diyelim. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı artık sıvı fazın tükendiği. Burada olması beklenen şey A daha uçucu bileşen olduğuna göre gaz oluşması için biraz yer açtığımızda daha fazla gaz oluşması. Tabii ki sıvıda B açısından zenginleşir. Fakat sonunda sıvı biter. Kutu epey büyüktür. Artık son sıvıda buharlaşmış haldedir. Peki B'nin gaz fazındaki mol kesri ne olur? Başlangıçtaki sıvıdaki mol kesri olmalı değil mi? Çünkü mol sayısı değişmemiştir. Çünkü bir sıvı fazı alıp tamamını gaz fazına dönüştürürsek mol kesrinde aynı olması gerekir. Dolayısıyla YB4 burada son damla sıvı var. XB 1'e eşit. Çünkü artık her şey gaz fazındadır. Ancak prensip olarak burada çok çok az bir miktarda XB 4 var. Basıncı düşürmeye devam edebiliriz. Kutuyu daha da büyütebiliriz. Bu durumda son sıvı damlası da gider. Burada olan şey artık beraberce mevcut olma çizgisi üzerinde kalamayacağımız. Dolayısıyla sıvı gaz beraberce mevcut olma eğrisi artık mevcut değil. Elimizde sadece gaz fazı var. Basıncı daha da düşürebiliriz. Bu durumda artık tamamen gaz bölgesine geçeriz. Dolayısıyla bu da 5 noktasıdır. 5 noktasındaki kutu daha da büyüktür. Ve böyle devam edilebilir. Bir sorunuz var mı? Bu diyagramı iyice görüp yorumlamak gerçekten son derece önemlidir. Çünkü bu bize çok şeyler anlatır. Görüldüğü üzere burada bunu yapmak pek o kadar zor olmayıp sadece biraz pratik gerektirir. Tabii aynı şeyi gaz fazında başlayıp gaz fazında başlayıp basıncı artırmak suretiyle de yapabiliriz. Belki pek fazla gereği yok ama size bazı şeyleri göstermek istiyorum. Bunu yaptığımızı farz edelim. İşe gaz fazından başlayalım.
Burası sıvı faz. PA yıldız, PB yıldız. Şurada bir yerden başlayalım. Dolayısıyla belli bir bileşime sahip bir gaz fazı var. Bu da aynı hikaye ama işe sondan başlayıp sıkıştırmaya başlıyoruz. Basıncı artırıyoruz. Bu nokta bir noktası ve bir müddet sonra iki noktasına geliyoruz. Tabii bu bizim YB değerimiz. Çünkü tamamen gaz fazıyla başladık. Hiç sıvı yok. Dolayısıyla YB1, YB2 ile aynı çünkü basıncı beraberce mevcut olma çizgisine erişecek kadar artırıyoruz. Tabii bunu yatay olarak uzatırsak XB2'yi buluruz. Bunun anlamı sistemi biraz sıvı oluşturacak kadar sıkıştırıyoruz ve bu sıvı B açısından zenginleşiyor. Yine etanol su karışımını alırsak ve sistemi sıkıştırırsak oluşan sıvı su açısından zengin olur. Çünkü su daha az uçucu bileşen olduğundan daha önce yoğunlaşır. Kısaca oluşan sıvı bileşenler içinde daha az uçucu olanı açısından zenginleşir. Tabii ki devam edip biraz önce gösterdiğimiz işlemin tam tersini yapabiliriz. Size göstermek istediğim şey bunun daha az uçucu olan sistemleri saflaştırmakta kullandığımız bir strateji oldu. Bunu bir kere yaptığınızda elinize bir sıvı geçer. Bu sıvıyı farklı bir kapta toplayabilirsiniz. Dolayısıyla bileşimi XB3 olan sıvıyı ayrı bir yerde toplayalım. Dolayısıyla bunu saflaştırmış oluyoruz. Şimdi bunu topladığımız kabı genişletelim ve tüm sıvı gaz fazına geçsin. Bu durumda basıncı düşürünce de YB3 eşittir XB2 olur. YB3 eşittir XB2 olur. Olayı tekrar tasarımlayalım. P2 burada. Şimdi yeni bir basınca gideceğiz. Burası da 4 noktasındaki basınç. Burada dikkat edilmesi gereken husus gaz fazındaki mol kesirinin buradaki ile aynı olması. Buna göre YB3 eşittir XB2 olur. Yaptığımız yegane şey kabı büyütmek suretiyle basıncı düşürmek ve her şeyi gaz fazında tutmak. Burada sadece gaz var. Ancak bileşim sıvıda olduğu gibi. Dolayısıyla buradaki sıvı fazdaki XB mol kesri buradaki gaz fazındaki YB mol kesrine eşit. Tabii ki basınçlar farklı. Önceki basınçtan daha küçük. Harika. Burası 3 noktası olsun. Basıncı artırarak 4 noktasına gelelim. Tabii burada da iki faz beraberce mevcut. Burası sıvı bölgesi, burası da gaz. Buradan da 4 noktasındaki XB değerini okumak mümkün. Tabii bu değer B açısından zengin. Aynı işlemi tekrarlayabiliriz. Bunu alır ki tamamen sıvı. Yeni bir kaba koyar. Gazı genleştirir, basıncı düşürür. Sistem tekrar gaz fazına geçer. Her şeyi yeniden tekrarlarız. Burada göstermek istediğiniz şey önce buraya, sonra buraya ve daha sonra yukarıya çıkmak suretiyle bu sistemin saflaştırılabileceği. Ha, tabii ki
Optimum bir işlem için biraz daha düşünmeniz gerekir. Çünkü benim dediğimi motomot yaparsanız her seferinde son derece ufak bir materyal elde edersiniz. Tabii bunun sonunda çok az ama gerçekten çok saf bir madde ayrılır. Elinize büyük bir miktar geçmez. Hatırlarsanız basıncı tam beraberce mevcut olma çizgisine tam gelecek şekilde artırıyorduk. Dolayısıyla sistem büyük oranda gaz halindeydi. Çok az bir sıvı oluşuyordu. Bunu önlemek ve daha fazla sıvı elde etmek için basıncı biraz daha artırabiliriz. Ancak bu durumda elde ettiğimiz sıvı B açısından ilk elde ettiğimiz sıvı kadar zengin olmaz. Bu işlemi yine de devam ettirebilir ve daha fazla sayıda yapabiliriz. Bunu nasıl optimize edeceğimizi bulmak için biraz sağ görü gerekir. Sonunda bu beraberce mevcut olma çizgisi boyunca hareket ederek ve arka arkaya saflaştırma işlemi yaparak bu noktaya erişilir. Dolayısıyla elde ettiğiniz maddenin saflığı ile miktar arasında bir denge söz konusu olur. Evet. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Bu daha az uçucu olan maddenin saflaştırılmasında son derece kullanışlıdır. Tamam, şimdi her fazdaki madde miktarı nedir? Bu tartışma kapsamında bunu bulmak zorundayız. Böyle bir işlemi optimize etmek için aldığınız her basınçta her iki fazında bileşimini hesap etmek son derece önemlidir. Günün sonunda bu hesapları yapabilir ve işte belli arıtım sağladık ve bu kadar madde elde ettik diyebilirsiniz. Bunu yapmak epey basit bir iştir. Basit matematiksel türetmeleri yapınca bu diyagramdan elinize her maddeden ne kadar geçeceği rahatlıkla okunabilir bu diyagram yoluyla. Burada önemli bir kural var. Buna kaldıraç kuralı denir. Ve bu her bileşenin her fazda ne kadar bulunduğunu gösterir. Pekala. Şimdi bir örnek alalım. Örneğin bunun gibi. Bu diyagramı tekrar çizelim. Daha önce kullandığımıza benzer bir diyagram. Burada bir yerden başlayalım. Tam ortayı seçtim. Dolayısıyla geniş bir alanım var ve basıncı belli bir değere kadar çıkaralım. Burada bir yerde işte bizim beraberce mevcut olma yerlerimiz. Burası sıvı, burası da gaz bölgeleri. Buradan ilgili değerleri okuyabilirim. Dolayısıyla bu sıvı XB, bu da gaz YB. Şimdi de iki noktasına çıkarsak bu XB2, bu da YB2 değeri olur. Harika. Bunlar PA yıldız ve PB yıldız olmalı. Şimdi de biraz ilgili terimleri tanımlayalım. NA ve NB sırasıyla A ve B'nin toplam mol sayılarını N gaz ve N sıvı, gaz ve sıvının
toplam mol sayılarını göstersin. Şimdi bu her iki durum için de hesaplama yapalım. Önce bir durumuyla başlayalım. Bu daha kolay olanı çünkü ortamda sadece gaz var. Dolayısıyla bir durumu tamamen gaz. Notlarda saf gaz diyor ama tabii ki saf gaz değil, iki bileşenin karışımı. Dolayısıyla A'nın mol sayısı A'nın gaz fazındaki mol kesri çarpı toplam gaz mol sayısı, toplam gazın mol sayısı. Buraya daha açık olması için bir koyalım. Sistem tamamen gaz halinde olduğundan gazın mol sayısı toplam gaz mol sayısına eşit olur. Dolayısıyla bu ifade YB1 en toplam olur. Buradan en toplam eşittir NA artı NB olduğunu hatırlayalım. Evet. Şimdi de iki durumuna bakalım. Burada biraz daha dikkatli olmam gerekli çünkü elimizde sıvı gaz karışım var. Dolayısıyla NA eşittir 2 basıncında YA çarpı ve 2 basıncında gazın mol sayısı artı 2 basıncındaki A'nın sıvı fazdaki mol kesri çarpı 2 basıncında sıvının mol sayısı olur. Pekala. Tabii iki ifade birbirine eşit olmalı çünkü ikisi de A'nın toplam mol sayısını vermekte. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Buradan YA2 N gaz 2 artı XA2 N gaz 2 eşittir YA1 çarpı N toplam olur ki bu da YA1 çarpı parantez içinde N gaz 2 artı N sıvı 2 olur. Burada son derece açık olan N toplam eşittir NA artı NB ifadesini kullandık. Bu ifade aynı zamanda N toplam eşittir N gaz artı N sıvı şeklinde de yazılır. Şimdi burada da bunu kullandım. Şimdi bunu düzenlersek YA1 eksi YA2 N gaz 2 eşittir XA1 artı YA2 çarpı N sıvı 2 olur. Bunu yaptık çünkü bir dakika burada bir hata var. Bu bu YA1 N gaz 2 olmalı. Hayır, bu terimi paranteze alacağız. Bunu yaptık. Çünkü burada 2 basıncındaki sıvı bölü gaz oranı bulmak istiyorum. Dolayısıyla gazın sıvıya oranı eşittir. Gazın sıvıya oranı eşittir. N gaz 2 bölü N sıvı 2. Bu da XA1 eksi YA2 bölü YA1 eksi YA2 olur.
Bu diyagramlar da bize aynı şeyi söylüyor. Burada basıncı bir noktasından iki noktasına çıkarırsak burada XB2 ve burada XB2 ve burada da YB2 değeri var. Yerimiz şuralarda bir yerde. Bu ufak miktarla şu ufak miktara bakarsak bu iki kolun oranının sıvı gazın toplam mol sayılarının oranına eşit olduğu görülür. Bu çok güzel çünkü artık incelediğimiz probleme geri dönersek ki orada hatırlanacağı gibi basıncı artırmak suretiyle daha az uçucu olan bileşeni saflaştırmaya çalışıyorduk ve basıncı artırarak beraberce mevcut olma çizgisine kadar çıkıyor ve biraz sıvı elde ediyorduk. Ama burada çok az değil, belli bir miktar sıvı elde etmek de istiyorduk. Tabii sıvı daha az uçucu olan bileşence zengin olur ama miktar yeterli değildir. Dolayısıyla basıncı biraz daha artırırız. Tabii bunu yaptığımızda elde ettiğimiz sıvı B açısından beraberce mevcut olma çizgisine geldiğimizde elde edilen sıvıdan daha fakirdir. Ancak elimizde toplamak için daha fazla miktarda sıvı mevcut olur. İşte bu ifade bunu hesaplamamızı mümkün kılar. Yani sonunda ne kadar sıvı elde edeceğimizi bulmamızı sağlar. Dolayısıyla bu eşitlik çok kullanışlıdır. Ayrıca sınırlara kadar giderek sıvıdaki mol kesrini başlangıç hali gaz fazındaki mol kesrine eşit kılarsak bunun anlamı ortamda artık hiç gaz kalmadığıdır. Başka bir deyişle paydadaki bu iki terim birbirine eşittir. Doğru boyunca gidersek hatırlarsanız bu gaz fazındaki başladığımız miktardı. Daha sonra basıncı tüm gazın sıvıya dönmesine kadar artırıyoruz. Tabii bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bunun anlamı gazın tamamen sıvıya dönüştüğüdür. Dolayısıyla mol kesirleri aynı olur. Bu da bize bunu matematiksel olarak açıklamaktadır. Örneğin yukarıdaki değerler birbirine eşitse ortamda hiç gaz kalmamıştır. Evet. Niye YA sıvı faza karşılık geldi? Hayır, bu gaz fazındaki mol kesridir. Ancak siz belli bir miktar sıvı ile başladınız. Bu sadece aşağıya düşebilir. Dolayısıyla sistem tamamen gaz haline dönüşür. Yani basınç düşünce sistem tamamen gaz haline geliyor. Doğru mu hocam? Başka bir soru var mı? Pekala. Şimdi yapmak istediğim şey biraz daha farklı bir diyagram çizmek. Başka bir deyişle basınç ve mol kesrini grafiğe geçirmek yerine sıcaklık ve mol kesri kullanımı. Bu grafiği basınç kullanarak çizmiştik. Söylemedik ama burada hep sıcaklığı sabit tuttuk. Şimdi de diğer olasılığı yani daha basit olasılığı göz önüne alalım. Gelin basıncı sabit tutalım ve sıcaklığı değiştirelim. Zaten laboratuvardan bunu daha kolay olduğunu biliyoruz. Ancak ne yazık ki burada matematik çok daha karmaşık hale gelmekte. Hem de çok karmaşık bir hale gelmekte. Mesela burada sıvı için doğrusal bir değişim var ki bu bayağı kullanışlı. Rolle yasası. Gaz fazı için ise bu değişim doğrusal değil. Ancak sıcaklık kullanılması durumunda her ikisi de doğrusal değil. Her neyse. Bu diyagramı çizelim. Bu bayağı gerekli çünkü bunun okunması ve yorumlanması da çok önemli. Ama şunu da ekleyelim. Bu eğrilerin türetilmesi o kadar karmaşık değildir. En fazla yukarıdaki eğriler kadar karmaşık. Geçen hafta bu ifadeyi çıkarmıştık. Burada karmaşık bir matematik yok. Ancak bunun sonunda beraberce mevcut olma eğrisinin ne gaz ne de sıvı değişimi doğrusal çıkmıyor. Evet.
Evet. Bu ikisine ihtiyacım var. Evet. Sıcaklık mol kesri faz diyagramları biraz daha karmaşık olmasına rağmen gerçek kullanımda çok daha pratiktir. Bu grafiklerin genel şekli böyle. Görüldüğü üzere her iki eğri de doğrusal değildir. Tepede sıcaklığı artırınca gaz bölgesine girilir. Sıcaklığı azaltırsanız da yoğunlaşma olur ve sıvı hale geçilir. Burası TA yıldız. Burası da TB yıldız. Yine A'nın daha uçucu olduğunu kabul edelim. Sabit sıcaklıkta PA yıldız PB yıldızdan daha büyüktü. Başka bir deyişle saf A'nın üzerindeki buhar basıncı saf B'nin üzerindekinden daha yüksektir. Benzer olarak basıncı sabit tutarsak burada sınırları belirtelim. Saf B ve saf A. Şimdi de sıcaklığı sıvı gaz dengesine yani kaynama noktasına kadar çıkaralım. Dolayısıyla burada A daha uçucu olan bileşense daha düşük kaynama noktasına sahip olacaktır. İşte bu diyagramda bunu yansıtmaktadır. Başka bir deyişle PA yıldız değeri yüksekse TA yıldız değeri düşük olmaktadır. Dolayısıyla bu çizgiye kabarcık çizgisi, buna da çiğ çizgisi denir. Bunun anlamı eğer yüksek sıcaklıktaysak sistem tamamen gazdır. Beraberce mevcut olma söz konusu değil ve sıvı yok. Sıcaklığı yavaş yavaş düşürür ve tam sıvının oluştuğu noktaya gelirsek bir çiğ oluşu meydana gelir. Biraz yoğunlaşma olur. Dışarıda bu kendini otlar üzerinde çiğ oluşmuş şeklinde gösterir. Benzer olarak düşük sıcaktan başlarsak sistem tamamen sıvı ve sıcaklığı sistemin tam kaynamaya başladığı noktaya gelirsek de kabarcık oluşum başlar. İşte bu sebepten bu eriler bu isimle anılmaktadır arkadaşlar. Pekala. Şimdi bir önceki sistemde yaptığımız uygulamayı burada uygulayalım. Bakalım ne oluyor? İşe belli bir nokta ile başlayalım ve şartları değiştirelim. Güzel. Pekala. Şurada bir noktadan başlayalım. Yani tamamen sıvı halin mevcut olduğu düşük sıcaklıktaki bir noktadan başlayalım. Bu başlangıç sıcaklığındaki XB 1 değeri. Daha sonra sıcaklığı artıralım. Eğer biraz daha yükseltirsem ilk kaynamanın başladığı noktaya gelirim. Dolayısıyla sıvının üzerinde bir miktar gaz oluşur. Buraya bakınca bileşimi şurası biraz daha artırırsak kaldıraç kuralını gördük. Sıcaklığı şuraya çıkaralım. Buraya 2 diyelim. Burası burası da sıvıdaki mol kesri 2 sıcaklığında. XB 2. Bu da YB 2 olup gaz fazındaki mol kesridir. Burada olacak şey
Gaz fazındaki A mol kesri daha yüksek olmalı. X A 1 eksi X B, affedersiniz. Y A eşittir 1 eksi Y B olmalı tabii ki. Gaz fazındaki mol kesri X A'dan daha yüksek ki, bu da X A eşittir 1 eksi X B tabii. Başka bir deyişle, gaz fazı daha uçucu, bileşence daha zengin olur. Basınç mol kesri faz diyagramında kullandığımız yöntemi kullanalım ve gaz fazını alalım ki bu daha az B ihtiva etmekte. Bunu toplar ve sıcaklığı düşürebiliriz ve sıvılaştırır ve yoğunlaştırabiliriz. Pekala, sıcaklığı düşürdük. Elimizde sade sıvı var. Ancak bunun bileşimi yukarıdaki gazınkiyle aynı. Çünkü bu sıvı bu gazdan meydana geldi. Gazı topladık ve ayırdık. Bunu tekrarlayabiliriz. Ama artık burada değiliz. Artık bu noktaya geldik. Sıcaklığı yeniden artırarak seçtiğimiz bir noktaya çıkarabiliriz. Burayı seçebilir ve direkt olarak buraya gelebiliriz ve bu nokta A açısından çok daha zengindir. Ancak kaldıraç kuralından bildiğimiz gibi bunu yaparsak çok az bir madde elde ederiz. Dolayısıyla sıcaklığı biraz da artırmakta fayda var. Burada da bayağı yüksek oranda zenginleşme meydana gelir. Gaz fazı A açısından epey zenginleşir. Yine gazı alır ve yoğunlaştırırsak artık buralarda bir yerdeyiz. Sistem tamamen sıvı. Yine aynı işlemleri tekrarlayarak yolun sonuna geliriz. İşte normal damıtmada olan şey de bu. Damıtmadaki her basamak belli noktalardan geçerek faz diyagramı boyunca yürür. Tabii yaptığınız şey durmadan gazı yoğunlaştırmak ve her seferinde daha uçucu bileşen açısından gittikçe zenginleşen taze sıvıyla başlamak. Örneğin etanol su karışımında etanolü ayırmaya kalkarsak bu şekilde yaparız. Etanol daha uçucu olan bileşen karışımı kaynatır, gazı çeker ve yoğunlaştırırız. Tekrar kaynatır ve bu şekilde devam ederiz. Tüm bu süreç son derece etkin bir şekilde tasarlanabilir ve ortaya sürekli bir damıtma çıkar. Sistemde bir seri toplama, yoğunlaştırma ve tekrar ısıtma işlemleri arka arkaya cereyan eder. Dolayısıyla beraberce mevcut olma eğrisi boyunca son derece pratik bir şekilde hareket edebilir ve yüksek derecede saflaştırma sağlayabiliriz. Bunun nasıl olduğu ile ilgili bir soru var mı? Evet. Kimyasal potansiyellerle gelecek hafta ilgileneceğiz. Gelecek derste yapacağımız şey bu notlarınızın sonunda da var. Bunlara bakarak şu soruya cevap arayacağız. Hem sıvı hem de gaz fazındaki her madde için kimyasal potansiyel nedir? Tabii bunlar eşit olmalı. İdeal çözeltiler için yaptığımız gibi. Bunu kullanarak gerçek çözeltiler hakkında da bilgi edinebiliriz. Basit ideal karışımlarda kimyasal potansiyelin değişimine bakıyorduk. Burada önce kimyasal potansiyele bakıp daha sonra ideal olmayan çözeltilere yoğunlaşacağız.